Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce kişinin ölümüne yol açan COVID-19 pandemisi döneminde mücadelede en etkili silah olan Almanya ve Çin'de üretilen aşıların kalp krizine yol açıp açmadığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada COVID-19 aşılarının kalp krizine yol açtığı şeklindeki paylaşımlar insanlar arasında endişeye yol açarken konunun uzmanı Düzce Özel Çağsu Hastanesi kalp ve damar cerrahı doçent doktor Ekin İlkeli'den rahatlatan açıklama geldi. Öncü TV Haber Müdürü Canan Üstünler'in hazırlayıp sunduğu Öncü TV ekranlarıyla 100.2 Radyo Öncü ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan Güne Merhaba programına konuk olan Doçent Doktor İlkeli, COVID-19 aşıları ile ilgili sosyal medyada birçok gerçek dışı paylaşımların dolaştığını belirtti. COVID-19 aşılarının kesinlikle kalp krizine yol açmadığının altını çizen İlkeli, son dönemlerde artan kalp ve damar hastalıklarının yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını söyledi. Hem ülkemizde hem dünyadaki ölümlerin önemli bir nedeni kalp damar hastalıkları ve dolaşım problemi. Son süreçte özellikle yaşadığımız pandemi sonrası bunun toplumda hem dünyada hem ülkemizde bilinçlenme dediğimiz farkındalık durumu çok daha arttı. Yani herkes işte kalp krizinden bahsediyor, puf atmasından bahsediyor, dolaşım sistemi bozukluğundan bahsediyor. Aslında bizim genel olarak bildiğimiz literatüre baktığımızda ya da son çalışmalara baktığımızda işte ölümlerin %40'ı kalp damar hastalıkları ve dolaşım sisteminden, işte diğer önemli bir payı kanser hastalarından, sonra diğer hastalıklar geliyor. Bu aslında farkında olduğumuz bir şey ama tetiklendiği zaman bir pandemiyle ya da Covid'le bu ciddi bir farkındalık oluşturuyor toplumda. Dolayısıyla şu an herkes biraz tetikte sağlığı açısından, kalp sağlığı açısından. Müthiş bir şey var. İnsanlarda bir aşırı duyarlılık gelişti. Tabi bunun bazı olumsuz tarafları da var. Endişe, panik ve benzeri gibi. Stres Ama tabii. genel olarak kalp sağlığının önemi buradan kaynaklanıyor. Yani çünkü ölümden önemli bir nedeni. Yani önemli bir neden olduğu için de mecbur buna yönelip mutlaka üzerine çalışmak gerekiyor. Muayene olmak gerekiyor. Doktora gitmek gerekiyor. Özellikle belli bir yaşta risk faktörü olanlarda mutlaka Gidilmesi gerekiyor. Hazır gıdalardaki tehlikeye dikkat çeken İlkeli, yanlış beslenmenin damar sertliği için risk faktörü oluşturduğunu vurguladı. Çok fazla protein alımları veya anabolizan steroid dediğimiz bir takım takviyeci gıdalara, Gıda takviyesi, evet, evet. bunların çoğu ve hazır gıda tüketimleri maalesef hani kardiyak sıkıntıları fazla arttırıyor. Son süreçte özellikle genç hastalarda gördüğümüz kalp krizlerinin önemli bir nedenlerinden biri bu. Kalp pili ile kalp nakli arasındaki farkı anlatan İlkeli şunları söyledi. Gündem olan bir de aort yırtılması var. Bu nedir doktor bey? Şimdi Bunu şöyle, da aort damarı bizim kalbimize çıkan ana damar. Yani kalp bütün kanı aort damarı üzerinden vücudumuza gönderir. Hem kafamıza, hem karnımıza, hem bacaklarımıza, hem kollarımıza aort damarından gider. Şimdi aort damarı çok ciddi bir basınca maruz kalır. Yani sonuçta sizin tansiyonunuz 120-140 derken biz aslında aort damarından geçen kanın basıncından bahsediyoruz. Dolayısıyla aort yırtılması ya da aort diseksiyonu dediğimiz kavram ile aort anevrizması ve aort genişlemesi dediğimiz kavram birbirini biraz farklı olsa da tamamlayan şöyle. Şöyle tamamlayan şeyler, sizin aort damarınız hiç genişlemeden yırtılabilir. Bu yırtık dediğimiz şey intima ile medya arasında, iki tabak arasındaki bir ayrışmadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada bir ayrışma olunca yırtık meydana geliyor ve bu kalpten çıkan ana damar olduğu için de çok erken akut dönemde ciddi bir ölüm riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çok çok riskli, evet. Evet, öbür anevrizma dediğimiz aort damarında da ise aort damarı genişlemiştir. Genişlediği için balon gibi düşünün, fazla şişmiştir ve özelliğini kaybederse patlayabilir. Dolayısıyla öyle bir risk vardır. Aort diseksiyonunda özellikle bizim en çok dikkat etmesi gereken şey hastaların mutlaka tansiyon kontrolü. Sigara kullananlarla birlikte kalp ve kolesterol hastalarında kalp krizi geçirme oranının yüksek olduğunu ifade eden İlkeli şöyle konuştu. Sonuçta Covid dediğimiz şey viral bir enfeksiyon. Yani her sene influenza oluruz, mesela grip oluruz. O sene de Covid olduk. Ama ne oldu? Bütün dünya oldu. Pandemi oldu. Evlere kapandık. Bunu diğerlerinden ayıran iki önemli olay var. Bir, bütün dünyayı etkiledi. Toplumsal, sosyal hayatı, ekonomik hayatı tamamen felç etti. İkinci önemli nedeni de yüksek mortalite de seyrediyor. Yani en azından insanların birçoğu hastaneye yatmak zorunda kaldı.
Önemli bir kısmı insanlarımızı da kaybettik COVID yüzünden. Evet. Bu hastanın klinik fizyopatolojiden kaynaklanan bir şey. Yani gribal enfeksiyonlar daha yüzeysel seyrederken COVID maalesef immün sistemimizi etkiliyor. Ve o stokin fırtınası dediğimiz bir aktivasyona neden oluyor. Ve bunun sonucu vücudumuzun hemen hemen bütün organları etkileniyor. Başta akciğerler olmak üzere kalp etkileniyor, böbrekler etkileniyor, eklemler etkileniyor. Kasa kadar bütün organlar etkileniyor. Bilimsel yayınlar ortaya çıktıkça gözlerimizin de etkilendiği, kulağımızın da etkilendiği ortaya çıktı. Derimizin de etkilendiği ortaya evet. çıktı. Dolayısıyla çok çok hemen bütün organları etkileyen bir hastalık olduğu için tabii ki kalp rahatsızlığı da buna bağlı ortaya çıktı. Ama çok ciddi yanlış sosyal medyada özellikle hem COVID ile alakalı hem de COVID aşısıyla ilgili çok yanlış yönlendirmeler var. Evet. Mesela ilk izlediğimiz videolarda biliyorsun Çin'de insanlar düşüyordu. Evet. Olduğu yerde düşüp bayılıyordu. Sonra bunun böyle bir şey olmadığını COVID'i yaşayınca öğrendik. Yani evet. düşüp bayılmıyoruz sonuçta. Evet. Ama hastanın ciddiyeti bir gerçek. COVID'in klinik patolojisi açıklandı. Nasıl hastalık yaptığı açıklandı. Bunun temelinde yatan şeydi özellikle. Meydana getirdiği stokin fırtınası. Kalp damar ve dolaşım sistemi açısından da özellikle endoteli bozması. Endotel evet. dediğimiz yani ağzımızın içindeki o mukoza gibi damarlarımızın içinde de tertemiz bir endotel vardır. Bu endoteli bozulduğu zaman oraya pıhtılaşmaya neden oluyor COVID. Evet. Ve bu pıhtılaşma o stokin aktivasyonu dediğimiz bir takım hücrelerin aktivasyonuyla tetikleniyor. Tetiklendiği zaman işte kalp krizi geçirirsin, felç geçirirsin, organların beslenmez, böbrek yetmezliğine girersin. Bir sürü şey bir arada gelişiyor. Dolayısıyla COVID evet çok ciddi, çok önemli bir klinik durum. Çok önemli bir klinik durum. Mutlaka kalp açısından da yarattığı sonuçlar çok ciddi. Ama hani toplumda algılandığı gibi işte orada bayıldı kriz geçirdi. Bu burada bayıldı kriz. Hepsinin evet. nedeni COVID. Hepsinin nedeni COVID aşısı. Böyle bir şey yok.